Merhaba dostlar. Bugün size Motion Bro eklentisiyle kullanılan ve hadi canım bu kadar şeyi de bir paketin içine sığdırmış olabilirler mi diyeceğiniz şahane bir grafik paketi göstereceğim. Bu grafik paketini VideoHive üzerinden kolaylıkla alabiliyorsunuz. Şu an 69 dolar gibi bir ücreti var ama bu videoyu yayınladığım süreden itibaren bir hafta boyunca %20 indirimi olacak. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü birazdan bu grafik paketini gördüğünüzde her kuruşuna değeceğini anlayacaksınız. Muhtemelen hatta ben burada gösterirken perişan olacağım. O kadar çok şey var içinde. Mesela bu grafik paketinde neler var? Ufak bir iki ayrıntı vereyim başlangıçta. Öncelikle tipografi var. Kullanabileceğiniz onlarca arka plan var. Tabii ki hareketli animasyon arka planlar bunlar. Birçok içerinizde kullanabileceğiniz geçişler var. Sosyal medya ile ilgili küçük animasyonlar mı dersiniz? Veya video sırasında gösterebileceğiniz başlıklar da olabilir bunlar. Şekil animasyonları, birbirinden farklı logo animasyonları veya çeşit çeşit ses efektleri var. Gelin kurulumundan içeriğine kadar baştan sona bir bakalım ve birlikte inceleyelim bu grafik paketini. Motion Ken tarafından yapılmış bu grafik paketini elde ettiniz diyelim. Hemen kendinize bir klasör oluşturuyorsunuz. Bu klasörü tabii sağlam güzel bir yere koyuyorsunuz. Daha sonra içerisine topografik klasörünü atıyorsunuz. Daha sonra yapmanız gereken tamamen ücretsiz olan Motion Bro eklentisini edinmek ki bunu eğer ki lisanslı kullanıyorsanız Creative Cloud üzerinden de edinebiliyorsunuz veya direkt Motion Bro'nun kendi sitesi üzerinden de eklentiyi kurabiliyorsunuz. Kurulumu zaten inanılmaz basit. Kurduktan sonra After Effects'i açıp Window Extension kısmından Motion Bro'yu seçiyorsunuz ve penceresi açıldıktan sonra size klasör yolu soracaktır. O başta oluşturduğumuz klasörü eklenti üzerinden seçiyoruz ve grafik paketimizle beraber eklentimiz yüklenmiş oluyor. Şimdi gelin beraber bizzat inceleyelim. Mesela şu an tipografi kısmındayım ve bütün buradan kullanabileceklerin hepsini hareketli şekilde görüyorum yani animasyon haliyle görüyorum. Buradan dilediğimi seçip kolaylıkla uygula diyebilirim. Bir tanesini seçtim, uygula dedim. Uygula dediğiniz anda zaten sizin çalışma alanınıza geliyor. Bundan sonra bunu düzenlemek için yapmanız gereken sadece şu kompozisyona çift tıklamak. Zaten burada sıralamış yani A, B, C diye bu yazılardan dilediğinize şöyle hızlıca iki kere tıklayınca değiştirebiliyorsunuz. Canlı diyelim. Yayın. Şurada bir de saat var. Hani canlı yayın saat kaçta olacaksa buradan saatini de belirliyorsunuz. Daha sonra kompozisyonu şu baş kısmına yani ana kompozisyona dönüyoruz. Şunu şöyle hatta şuraya alayım. Gördüğünüz gibi mis gibi geldi direkt. Canlı yayın yazdı. Bir yandan ışığı da yanıp sönüyor. Çok hızlı bir şekilde birkaç saniye içerisinde aldık, kullandık. Mesela burası tipografi kısmı. Gelelim arka plan kısmına. Buradan birkaç tane mesela arka plan kullanmak istesek. Şunu bir silelim. Bu arada bunları biz bu şekilde görüyoruz ama bunların görünümünü de değiştirebiliriz. Şuradan Extension Settings kısmı var mesela ayarlarını yapabileceğimiz. Buradan şu altta gördüğünüz ön izlemelerin ne kadar büyüklükte olacağını ya da daha küçük de yapabiliriz daha fazla görmek için. Aynı zamanda sürekli böyle hareket edecekler mi yoksa üzerine gelince mi hani hareket edecek? Bunları buradan belirleyebiliyorsunuz. Küçük ayarlamaları da var bu şekilde. Şunu arka plan olarak kullan deyip gelsin. Mesela burada abone ol var bir sürü. Mesela istediğiniz süre boyunca böyle abone ol butonlarının yağmasını da sağlayabiliyorsunuz. Bunu arka plan olarak, arka plan animasyonu olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela eski videolarımdan birini aldık diyelim. Burada ben konuşuyorum gördüğünüz gibi. Burada benim ilk işte 6 saniyesine kadar arka planda şu dönsün istiyorum. Bak abone ol butonları yağıyor ya. Bunlar benim arka planımdan yağsın istiyorum. Bu arada hem bir küçük teknik de göstermiş olacağım ki bu After Effects'in son sürümünde var. Roto Brush Tool'u seçip şurada. Mesela bu arka planlardan bu abone ol butonlarının yağdığı animasyonu şu şekilde arka planıma işledim. Mesela görüyorsunuz hepsi şöyle arkamdan doğru yağıyor. Bunu bu şekilde de kullanabilirim. Sadece bu değil şuradan farklı arka planlar da kullanabilirdim. Mesela şunu alalım. Bu da acayip oldu. Şey gibi değil mi ya? Yeşil perdeyi yeni almış birinin kendine böyle farklı farklı arka planlar koymasına benzedi. Tabi bunun kullanım yeri burası değil yani. Daha böyle daha iyi yerlerde kullanabilecek arka planlar. Çıktık bakalım başka neler var. Geçişler var. Bu geçişleri mesela ben bu arada sesleri de var kendi içerisinde yani ekli sesler. Yani geçiş seslerinin kendi içerisinde olması çok iyi. Ben bu tarz geçişleri genelde nerede kullanıyorum? Mesela kendi görüntümden bir şeyden bahsediyorum. Daha sonra benim görüntüm küçülüp sağa geliyor ve ekran görüntüm geliyor ya. Ekran görüntüsüne geçişlerde falan kullanabiliyorum. Mesela bir tanesi şunu alalım. Örneğin. Bak gördüğünüz gibi gayet tatlı bir şekilde ekran görüntüsüne geçmiş oldu. Bu arada bu tarz şeylerden birinde kullanma ihtimalim var yani. Veya şunu da kullanabilirim. Bir bakayım şuna da. Bak bu da gayet tatlı. Yani güzel bir geçişi var. Bunun gibi buradaki geçişlerde istediğinizi kullanabiliyorsunuz tabii ki. Sadece bununla da sınırlı değil. Yani burada gördüklerinizin dışında da şeyler var. Mesela daha efektif geçişler istiyorsanız kamera geçişleri var. Şunu kullanmayı çok istedim şu an. Bir kullanalım bakalım nasıl olacak. Bak mesela geçişe bak. Gayet şık. Şu geçişlerden hatta birçoğunu kullanma ihtimalim var. Şu da iyiymiş ya.
Şu filmli geçişlerden bir tane daha kullanacağım. Mesela şunu kullanacağım. Efsane ya. Ben bunları kullanırım. Süper geçişler. Buraya kadar tamam. Geçelim sosyal medyaya. Sosyal medyada neler var? Bakın görüyorsunuz işte like farklı farklı. Şurayı bir kaldırayım. Şu like'lı küçük şeyi hemen şuraya alıyorum. Kafamın üzerine koyuyorum. Hadi bakayım. Evet, 879 beğeni almış. Mesela şu arkada Instagram fotoğrafları gibi duruyor mesela bak. Bunları alın, istediğiniz gibi geliştirin, değiştirin. Mesela şuradaki sayıyı değiştirebiliyorsunuz. Mesela bunun sayısı şu an 879'da bitiyor değil mi? Bunun değiştirmesi inanılmaz basit. Geldi ya bu. Buna bir kere tıklıyorsun. Şurada hemen zaten Effect Controls kısmından 879 yazıyor. Buraya 150 yapıyorum. Tamam. Rengini İstersem şöyle kırmızı yaparım. Mis. İstediğiniz gibi güncellemeniz mümkün yani çok rahat bir şekilde. Bu bir örnektir. Mesela şuradaki yazıyı bunu beğendim mi diye değiştirdim. Hop. Gayet tatlı oldu yani. İstediğin gibi değiştir bunları, güncelle. Bu grafik paketin içerisinde yer alan bütün çalışmaları çok beğendim. Özellikle işte ayarlanabilir olması, hepsinin ayrı ayrı değiştirilebilir olması ve içerisindeki seçeneklerin çok fazla olması insanın arayıp da bulamayacağı şey yok hissini veriyor, güven veriyor. O yüzden hoşuma gitti. Şuradan al istediğini, mesela senin ihtiyacın olabilecek her parça var. İşte bak yazı kısmına gelelim. Buradan bir şeyler seçelim. Mesela ne olabilir? Mesela buradaki yazıyı istediğim gibi değiştir. Şuradan beğen, abone ol, paylaş. Gayet güzel oldu. Bunu şöyle alırım, oynatırız. Gayet basit şekilde eklemiş olduk yani eklemek istediğimiz yazıyı. Geliş gidiş animasyonlar da gayet iyi. Sizin odaklanmanız gereken şey hangisini seçeceğiniz oluyor ki bu iyi bir durum. Mesela bakın isim soy isimi çıkartmak için şunu kullanabilirim. Hemen deneyelim. Burak Doğan YouTuber diyelim. Çıkalım buradan. Bunu şöyle hemen alta alayım. Varsayalım ben işte videoya başladım. Bu şekilde tatlı bir şekilde çıkıp işte Burak Doğan YouTuber tekrar geri gidebilir. Ve şey de değil hani görsel açıdan rahatsız edici animasyonlar falan olsa hani neyse dersin ama hepsi gerçekten muazzam çalışmalar ve hepsi de özelleştirilebilir çalışmalar. O yönden insanı rahatlatıyor. Bak mesela daha büyük yazılar var. Daha böyle gözünüzü göze göze sokmak istediğiniz yazılar varsa bunlardan birini kullanmanız mümkün. Herhangi birini kullanmadan önce şu ön izlemelerde gezebilirsiniz. Bu sizin daha rahat seçim yapmanızı sağlayacaktır. Mesela bakın burada da birbirinden güzel hareketli yazı animasyonları var. Bunlardan da dilediğinizi seçip rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kinetik poster demiş. Bak bu mesela kısa Instagram gönderilerinde falan çok iyi kullanılır. Çok net iş görür yani. Bir tanesini tıklayalım hemen. Al mesela bunu kullan. Hipnoz gibi. Shape Elements kısmına geçelim. Burada da böyle küçük dokunuşlar, böyle minik havai fişekler tadında bir sürü animasyon var bak. Bir tanesini alayım mesela. Bak mesela. Hop patladı gitti. Şuradan başka bir şey daha bulalım. Ya bu da tam yüzümde patlayacak. Bunu böyle bir şey anlatırken ya da bir işte çalışmanızda şuradaki bütün mini animasyonları alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Veya bir konu anlatıyorsunuz mesela. Anlatıyorum bana mail atabilirsiniz dedim mesela. O sırada böyle bir ikon gelsin. Mini ikon animasyonu gelsin. İsteyebilirim. Bunu da şöyle basit bir şekilde hemen ekranıma ekleyebilirim. Rengini mengini buradan değiştirip ayarlayabilirim. Her şey benim elimde yani. Bakın burada daha farklı kullanabileceğiniz materyaller de var. Bak mesela şunu aldık diyelim. Tam üzerime ekledim. İlginç yani. Ben bunu nerede kullanırım demeyin yani. Gerçekten hepsinin kullanım alanları var. Ki inanın bana After Effects üzerinde bunların ihtiyaç fazlası olması özellikle çok iyi. Çünkü neyin nerede lazım olacağı hiç belli olmuyor. Mesela bak interface sistemler demiş. Burada bak mesela şurada bekleme animasyonu var. Aldım hemen. Koydum buraya. Şuna time freeze frame dedim. Bak şimdi ne olacak? Aa dondu. Al sana donma. Şunu biraz daha küçülteyim şöyle. Blur efekti verelim şuradan bak mesela. Ekledim. Al. Konuşuyorum. Bunları kullanabileceğiniz alanlar çok olduğu için hani böyle saymakla bitecek gibi değil. Benim de saatlerim alır zaten buradakilerin hepsini göstermem. Ama mesela kıyas videolarında kullanabileceğim müthiş bir animasyon. Tam böyle sipariş tamamlandı penceresi değil mi yani? Ah sipariş tamamlandı. 1000 TL. Yazdım buraya 1000 TL. Biraz daha büyüteyim şunu. Anlatıyorum bak. Hop sipariş tamamlandı. Benim kıyas videolarımda kullanmalık yani. Hoşuma gitti. Renk geçişleri var ki burada birbirinden farklı. Mesela animasyonlu daha böyle hafif geçişli renk geçişleri var. Şunu zaten biliyorsunuz artık. Yani böyle herhangi bir şeyin fiyatını göstermek için falan genelde çok kullanılıyor. Şunu bir tanesini alalım mesela. Şu plaketi göstersin. Yazı tipini falan da değiştireyim şuradan. Ha mesela bir şey anlatıyorum.
fiyatını falan gösterebilirsiniz yani herhangi bir şey. Çok basit. Sadece işte yazıyı değiştiriyorsun. Buradan renklerini, işte geçiş hızını vesaire hepsini ayarlıyorsun. Mesela bunun şu altındaki noktasını hemen şuradan start point var bakın. Buna tıklayıp şöyle istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. En güzel taraflarından biri bu. Kompozisyon içine bile girmenize gerek yok. Direkt kompozisyonu seçip şuradaki ayarlamalardan yapabilmeniz mümkün bu ayarları. İnfografikler var. Burada da işte bir takım istatistikleri göstermeniz gerekebilir veya fiyatlandırma tablosu var şurada görüyorsunuz. Bunları kullanmanız mümkün. Text mesaj demiş mesela buradan yani biri SMS atmışçasına. Bu arada sağdan mı geliyor SMS, soldan mı geliyor onu da şuradan seçebiliyorsun. Bak mesela konuşuyorum. Alttan hemen böyle dayı naber diye geldi. Bak hop gitti. İyi ya şunlar. Bunu burada kullanabileceğim çok şey var benim. Şu an ben de sizinle birlikte keşfediyorum. Bak mesela bunlar da kullanılabilecek mockup'lar. Telefon üzerinde bir mobil uygulamam var veya bir web sitem var. Bunları bu video mockup'ların üzerinde çok rahat bir şekilde gösterebilirsiniz. Logo animasyonları var burada. Yine video girişlerinizde veya işte bir firmanıza, firmanızın logosuna basit bir animasyonla göstermek istiyorsunuz. Bence gayet iyi olur. Şunu bir deneyeceğim mesela. Geldi mesela buradan your logo dediği kısma yani buraya kendi logomuzu koyacağız. Hemen koyalım. Koyduk logomuzu. Belki biraz daha küçültmek ister. Şöyle ortaladık. Şu text A kısmından tasarımcıdayı.com diyelim. Başa dönelim bakalım. Geldi hop. Çok tatlı bir şekilde animasyonumuz geliyor. Bunun tabii ki renkleriyle falan oynanabilir. Şu kontrol kısmına geliriz. Şu başta gelen mavi rengi biraz turuncuya dönük yapalım. Okey diyelim. Daha çok yakışır yani. Gibi buradan işte kendinize göre düzenleyebilirsiniz rahatlıkla. Aynı zamanda ses efektleri var ki benim en çok işime yarayacak alanlardan birisi bu. Çünkü ses efekti inanılmaz lazım oluyor. Bir pencere geliyor gidiyor bu tarz durumlarda ses efektleri gerekiyor. En basitinden mesela şuraya bir tane yuvarlak çizeyim anlayacaksınız. Bundan birkaç tane koyalım şöyle. Sırasıyla gelsin bunlar. Hepsinin de gelişine bir tane ses koyalım. Şuna bir, şuna da bir tane koyalım ve... Şuna da bir tane koyalım. Bak mesela. Sesi biraz yükselteceğim. Kullandığımız basit şeylerin biraz daha canlı, daha iyi gözükmesini sağlıyor. Özellikle görsel animasyonda sesin çok ayrı bir yeri var. İyi ses seçimi her zaman kaderini değiştiriyor yaptığınız işin. Hatta birçok kısmında yani geçişlerde falan da sesli olması bu geçişlerin benim için ayrı bir yer kazandı. Burada mesela arama kısmı var. İstediğiniz şekilde arama yapabilirsiniz. Şuradan ayarlamalarını yapabilirsiniz. Bunu en başında göstermiştim. Ses çıksın mı çıkmasın mı burada işte bakarken onu da şuradan kapatıp açabilirsiniz. Ben bu grafik paketini gerçekten çok beğendim. İçinde yok yok. Arayıp bulamayacağınız bir şey yok. Her yönden çok zengin bir paket oluşturmuşlar. Ve kesinlikle ben de kullanacağım onu söyleyeyim. Bunu bundan sonra kullanırım. İçerik üretirken özellikle eğer YouTube içerik üreticisiyseniz çok lazım oluyor böyle şeyler. Ücretli diye isyan edenler olabilir. Ama bu hayatta tabii ki kaliteli ve iyi ne varsa emeğin karşılığını da vermek gerekiyor. Bu bunun için de geçerli. Bu bunun gibi birçok şeyde de geçerli. Yani bu sadece aldığımız üzerimize kıyafet aldığımız elbiseyi satan emek vermiyor. Gidip bir lokantada yemek yediğimiz zaman lokantacı emek vermiyor. Her alanda emek var. Yani bunu sınırlandırmayın. O nedenle ben kesinlikle fiyatını da iyi görüyorum. Bir haftalık bu %20 indirimi de değerlendirmenizi isterim. Kesinlikle işinize yarayacağınızı, bunun üzerinden para kazanacağınızı düşünüyorsanız gözünüzü kırpmadan alabileceğiniz grafik paketlerinden ben şahsen size bunu tavsiye ediyorum. Gelin kendiniz de araştırın. Gayet iyi olduğunu göreceksiniz. Hakkında gelen yorumlar da çok iyi. Onlara da baktım. Muazzam emek verdikleri için de böyle güzel bir grafik paketini ortaya çıkardığı için MotionCAN'e de ben kendi adıma teşekkür ederim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu grafik paketi hakkındaki bütün yorumlarınızı da video altına da yazabilirsiniz. Beni bu ana kadar izleyen ve eşlik eden herkese çok teşekkür ederim. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her zaman var pasta kafayı. Çiziyor özgür tasarımcı dayı.